44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Nereye geldik? Garaja geldik. Niye geldik? M-Touch almaya geldik. Ulan ben bugün sabahtan beri bu maskeyi arıyorum, yani bereyi arıyorum, bulamadım. İşte benim güzel kızım orada. Özledin mi beni tatlım? Ha, özledin mi? Sen ne güzel duruyorsun böyle. Ha benim güzel kızım ya. Ha benim güzel kızım be. Evet arkadaşlar, ben lastik değişmiş, hemen bakalım. Evet. Bridgestone takmışlar. Zaten başka marka taktılardı, kavga edecektim. Yaklaşık bir hafta sürdü arkadaşlar. Aslında bir hafta sürmeyecekti. Servis bakımı yapıldı. Ama ön lastiği bekledik. Artık nereden geldi, nereye gitti, nasıl oldu bilmiyorum. Bir hafta beni kızımdan uzak koydular. Hadi güzel kızım gidelim diyeceğim de. Lan nasıl binince dolu şimdi biz bunu. Aman avradın. Aa, karşıda da bir M-Touch var. Sana yan gözle bakmadı değil mi? Hepsi LR motorları. Haydi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu günleri göstermesin tekrardan bize diyelim. Senin sesin olurum ben. Oğlum bir damla yakıp koyardınız lan. Vallahi özlemişim motorumu ya. Allah'ım kimseyi motorundan ayırmasın. Bizi de değil mi bebeğim? Kendine gelmiş. Evet arkadaşlar, dediğim gibi lastiği bekledik. Lastiğin gelmesi bayağı uzun sürdü. Ondan kaynaklı olarak bu işlemimizde de aslında 2-3 günlük bir işlemi vardı bunun. Servis yapılacaktı. Gidon değişecekti. Gidonu renkli alamadım çünkü konuştuğumda bana gidonun orijinalinin sadece siyah olduğunu, renkli olanların orijinal olmadığını ve biraz daha normal gidondan büyük olduğunu söyledi. O yüzden de taktırmadım. Dediğim gibi aynalar değişti. Egzoz değişti. Gidon değişti. Ön lastik bitmek üzere dedi. Değişelim mi dediler. Değişin dedim. Ve zaten 10.000 kilometre servis bakımı gelmişti. Onu yaptırdım. Toplamda bana maliyeti 500 lira falan oldu. 500 frank, yani Türkiye parası da bir 4000 lira gibi bir masrafı oldu. Tabi servisi içine katmamış olsak ne kadar oluyor? 150 frank falan bir masrafı oldu bana. Hadi bakalım. Vallahi arkadaşlar, hani ben motorumu çok seviyorum. Motor konusunda da aslında biraz cinsim, biliyor musunuz? Çok manyağım bu konuda. Ben arada böyle motora binemediğim zamanlar inerim aşağı, motorumu severim. Vallahi severim bak. Giderim bakarım, böyle bir çalıştırırım, üzerine otururum. Sesini dinler, geri çıkarım yukarı. Öyle bir yapım var. Tabi motor olmadığı için de aklım sürekli motorda, bir an önce gelsin diye. Hatta serviste bıraktığımın ilk günü arkadaşlar, eşim arayıp konuşmuştu, hani motor ne oldu falan diye, bir hafta kalacak dediler. Ben de
hani motoru içeri aldılar mı, dışarıda kalmasın benim motorum dedim. Hava soğuk dedim. Eşim aramış işte, demişler yok içeri aldık. İşteydim ben o sırada. İşten çıktım, direkt garaja geldim. Gerçekten içeri almışlar mı diye bakmaya. Yani motorum benim ikinci aşkım. Yani araba, para, pul, mal, mülk bir tarafa. Benim motorum bir tarafa. Gerçekten öyle yani, seviyorum. Bu şıllığı yiyeyim yani böyle. Özledin mi kız beni, özledin mi? Evet arkadaşlar, adamı bulamadık. Öyle de bulamadık. Bu saatte sonra çıkacağı yok. Ama dediğim gibi kesinlikle bir art niyet olduğunu artık düşünmüyorum. Çünkü hani art niyeti olan bir insan yani düşürdüğü motoru geri kaldırmaz. Öyle bırakır gider sinirli bir şekilde, ama motoru geri kaldırmış. Korktu sanırım, hani bir şey derim gibisinden. O yüzden belki de çıkmadı piyasaya. Ama hani gelip çıksa da sonuçta dediğim gibi full kaskolu bir motor. Yani ne diyecektim ki yani ona? Neyse arkadaşlar, her şeyde bir hayır vardır. Belki o kişi motorumu düşürmemiş olsa, ben o gün motorla çıkıp belki başıma daha kötü bir şey gelecekti. Beterin beteri vardı diyoruz. Cana geleceğine mala gelsin ama benim motoruma gelmesin diyelim. Öyle. Vallahi mutluyum ya. Böyle bir rahatladım. İlk gün adam bir hafta dedi, o bir haftayı nasıl geçeceğini düşündüm. Geçmiyor da zaten. Yani bu duyguyu bilenler bilir. Mesela şu anda aramızda yeni motor alacak olanlar vardır. Özellikle yeni motoru aldığında o motorun gelişini bekleyenler. Zaman geçmiyor gerçekten. İlk 50 kilometre servis dikkat etmemi söylemiş ön lastiğe. Dikkatli kullanmamı söylemiş. Çünkü ön lastik yeni. Birazcık yontulması gerekiyor. 50 kilometre kadar dedi. Şu anda bir 10 kilometre oldu sanırım yoldayım. Kaldı 40 kilometre. Bu arada arkadaşlar, birçok kardeşimin benden video istekleri var. Ben bu video isteklerini elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Ama birazcık sabır istiyorum sizden. Bazı kardeşlerimin artık hani ya ben şu videoyu istemiştim, niye gelmedi hala falan, niye çekmiyorsun abi gibisinden sistemleriniz var. Sizlere de hak veriyorum çünkü izlemeyi seviyorsunuz. Özür dilerim kardeşim, sinyal vermedim. Ama sizler de bana hak verin arkadaşlar. Çünkü çok fazla video isteği var. Elimden geldiği kadarıyla hani bakıyorum. En çok izlenen konulara öncelik vermeye çalışıyorum. Hepsini sırayla çekmeye çalışıyorum. Tamam hani diyeceksin ki ya hani kaç kişi istek istiyor ki? Ya 10 kişi istek istediği zaman hani benim 10 video çekip yayınlamam bu bir aydan fazla sürecek yani. Çünkü ben 3-4 gün arayla videolarımı paylaşıyorum. 10 tane konu olduğunda yani bunu 3 günde 4 günde bir çarpın arkadaşlar. Hani kaç gün süreceğini sizlere tahmin edin. Sizden tek dileğim biraz sabırlı olmanız arkadaşlar. İstediğiniz videolar sırayla gelecek. Yine istediğiniz ve uzun süre olup da benim çekmediğim konu başlıkları varsa arkadaşlar, bu videonun altına yorum olarak yazın. Çünkü ekran görüntüsü çekiyorum fakat telefonumu formatladığım için birçok konu isteği telefonumdan silindi. Ben genelde o yorumların ekran görüntüsünü çekiyorum ve sonra da o videoları çekiyorum. Sizler de video isteklerinizi yorumun altına, yani videonun altına yorum olarak bırakın arkadaşlar. Ben de çekeyim. Ama sabır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an İsviçre'de ve Avrupa'da özellikle yeni yıl yaklaştığı için Noel haftası arkadaşlar. Her taraf ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, rengarenk. Daha aslında burası benim yaşadığım köy. Daha büyük statlarda daha büyük süslemeler, ışıklandırmalar var. İstek gelirse gidip onları da sizler için çekebilirim. Böyle bir bu ışıklar eşliğinde gece sürüşü de yapabiliriz sizinle birlikte. Ya Bekaray güzel yapmış. Gerçi bu adam her sene güzel yapıyor ya. Bekaray arkadaşlar hani Türkiye'deki fırın gibi düşünün. Burası da bir fırın.
Bu arada her geçen gün ailemize yeni insanlar katılıyor, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Beni sevdiğinizi söylüyorsunuz. İnanın sizler de seviliyorsunuz. Bakın bunu laf olsun diye söylemiyorum. O yorumlarınız, o beğenileriniz, o dualarınız yok mu? Özellikle de Emtoş düştükten sonraki o yorumlarınız, o benimle aynı acıyı, aynı üzüntüyü hissediyor olmanız beni çok mutlu etti. Sizler de çok seviliyorsunuz kardeşlerim. İnşallah çok daha büyük bir aile olacağız. Çok daha güzel şeyler başaracağız. Hani dediğim gibi ben kendimi YouTuber olarak görmüyorum. Çünkü YouTuberların tek amacı izlenme ve kazanacakları paradır. Benim YouTube'dan herhangi bir gelir beklentim yok. Oradan gelecek gelire aslında ihtiyacım da yok. Ben tamamen sevdiğim işi yapıyorum ve sevdiğim insanları da sizin gibi güzel kalpli insanlarla paylaşıp sizlerin gözünden kendimi okumak, kendimi izlemek, kendimi görmek beni yani YouTube'un vereceği paradan çok çok daha mutlu ediyor. Neyse arkadaşlar, ben eve geldim. Bugünlük de bu videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, o güzel yorumlarınızı yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve sadece bir saniyenizi ayırıp lütfen kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü siz yoksanız 44 Motovlog ailesi her zaman bir kişi eksik olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kardeşlerim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.